Pakistan ve Afganistan'da eski dinler ve kültürler. İslam'dan önce bu bölge hem doğudaki Brahmin öğretilerinden hem de batıdaki Zerdüş kültüründen etkilenmişti. Bununla birlikte buradaki en canlı ve en belirgin kültür Budizm'di. Ekteki videoda bu konuyu işliyoruz. Afganistan'daki Bamyan kentinde 53 metre ve 37 metre boyunda Buda heykelleri bulunur. Bu heykeller Budizm'in yarattığı gelişmiş uygarlığa aittir. Bu uygarlığın altın çağı bugünkü Afganistan'da yaşanmıştır. Görünüşe göre Afganistan coğrafyası Kuşan İmparatorluğu sırasında ve hatta Heptalit döneminde Budistlerin kutsal topraklarıydı. Budist hacıların Bamyan'daki Buda heykellerini bir tür haç için ziyaret ettikleri düşünülebilir. Zaten böylesi devasa heykellerin yapımı ancak haç gibi önemli bir gerekçeyle mümkündür. Bu heykellerin yapımı için harcanacak zaman ve kaynak gerçekten de büyük miktarda olmalıdır. Bamyan'daki dev Buda heykelini Taliban militanları 2001 yılında roket ile yıktı. Bu olay dünyanın her yerinden büyük bir tepki topladı. Bu dev Buda heykelini lazer hologram tekniğiyle yeniden canlandırmak isteyen iki Çin vatandaşı bu uğurda yüksek paralar harcamaktan kaçınmamıştır. Onların gerçekleştirdiği bu görsel şov Buda heykelinin ihtişamını yeniden gözler önüne sermiştir. Afganistan'da Logar kenti yakınlarındaki Mesainak'ta Budist döneme ait ilginç bir yerleşke bulundu. O dönemde burada yaşanmış olan Budist ortamın Afganistan'da şimdi yaşanan şiddet olaylarıyla tam bir zıtlık içinde olduğu kesindir. Milattan önce 3. ile 8. yüzyıllar arasında faal ve çok gelişmiş bir dini merkez olan Mesainak'ta çeşitli Budist tapınaklar, yaşam alanları ve başka bazı bölümler vardı. Burada 7 tane çok katlı Budist manastırın var olduğu, bunların gözlem kuleleri ve surlarla korunduğu ortaya çıkartıldı. Arkeologlar bu yerleşkede irili ufaklı 100 kadar stupa da buldu. Mesainak aynı zamanda Afganistan ile Kuzeybatı Pakistan arasında yer alan Gandhara bölgesi açısından da önemli bir ekonomik merkezdi. Burada çeşitli uygarlıkların karşılaşması yaşandı. Hinduizm, Budizm ve Zerdüştlük gibi önemli dinlerin buluşma noktası oldu. Burası antik Yunan, İran, Orta Asya ve Hindistan kültürlerinin kaynaştığı bir yerdi. Afganistan'da Celalabad yakınlarındaki Bagram'a kadar olan bölgede ve Pakistan'da Hayber Paktumva eyaletinin bazı bölgelerinde Gandhara dönemine ait pek çok Budist anıtlar vardır. Hiç şüphe yok ki bu coğrafyadaki Budist kültür, mimarlık ve zanaatta kendisinin devamı olan İslam uygarlığından çok daha derinlikliydi ve tarihinin en görkemli evresini yaşıyordu. Sonuç olarak Hindu Kuş vadilerindeki bu özgürlük ortamında yaşayanlar, Hindistan ve İran topraklarında o dönemde yaşanan ilkel demir çağı ortamına girmeyi hiç istemediler ki bunda da haklıydılar.